Selin! Selin! Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Oyun bitti. Bitti. Ne demek oyun bitti? Herkes bizi bekliyor. Oyun bitti ne ya? Ya sen bugüne kadar ne yaptın? Ne yaptın? Beni kullandı. Nasıl kullandı? O insanları bana tek tek buldurup odalara kapatıp işkence etmedin mi? Etmedim. Etmedim. Selin. Gitme. Gitme. Gidemezsin. Selin! Selin gitme ne olur Selin. Selin gitme ne olur Selin. Selin! Selin gitme ne olur. Selin! 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 Evet. Bu tamam. Şimdi sıra sende. Hadi başla bakayım. Efendim? Kitap diyorum. Tamam bitti. Ben yaptım. Şimdi sıra sende. Dayı ne diyorsun? Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Kız yatıyor orada ölü gibi görmüyor musun ya? Hangi kitabı? Çarptım kıza yatırdım buraya ya. Öyle yatmak yok. O da kalkacak. O da çalışacak burada. Be estağfurullah ya Rabbim. Sen buna bir göz kulak ol. Ben gideyim durum bizimkiler anlatayım. Tamam mı? Sayın Ceyhan Ercan, öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah, olur mu? Ben teşekkür ederim. Bir kere sayın dediniz, o çok dikkatimden kaçmadı. Yani çünkü sayın diyen bulmak gerçekten şu zamanda çok zor. Allah razı olsun. Sektördeki dizilerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Ay, zor da bir soru sordunuz. Sektördeki diziler bir kere her şeyden önce diziler. Ve bu yani onların iyi olması için yeterli diye düşünüyorum. Çünkü dizi dediğimiz şey nedir? Arka arkaya takip eden ve bunlar hani bunu yerine getiriyorlar. Bence çok başarılılar bu açıdan. Sizce dizinin bir matematiği var mıdır? Vardır. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Dizilerin bir matematiği vardır maalesef ve bazen o matematiği kuramadığınız zaman gerçekten tepe taklak olmanız da çok mümkün. Mesela ben size bir örnek vereyim. Medcezir'i ele alalım. Medcezir'de dikkatlice bakacak olursanız yapım şirketi nedir? Ay. Başrol oyuncuları Seren Ay, Çağatay, Barış Falay, Mine Tugay. Bak hadi ateistler bunu da açıklasın.
Şu an yayınlanmakta olan dizinizde hangi rolü canlandırıyorsunuz? Şu anda bir cihan padişahını oynuyorum ki ismimle de birazcık herhalde yani öyle tercihte de bir belki şey olmuştur diye düşünüyorum. Bir cihan padişahını canlandırıyorum. Evet. Bu role nasıl hazırlandınız? Padişah gözlemledim. Üçüncü Mahmut'u çok gözlemledim gerçekten. Bayağı gittim geldim baktım ona baktım devamlı onu gözlemledim. Çünkü padişah gözlemi gerçekten çok önemliydi benim için ve layıkıyla canlandırabiliyorsam ne mutlu bize. Neden oyunculuk? Neden olmasın? Yani değil mi? Neden olmasın? Çünkü en rahat oyunculuk baktığınızda. Çünkü set dediğiniz ortam çetrefilli, yorucu da bir ortam. Sabahı yok, akşamı yok, saati belli değil yani. Orada set çalışanı olsan zulüm artık yani devam burnunun dibinde devamlı. O yüzden oyunculuk pozisyon olarak en rahat pozisyon. Geçersin karavanına çayını kahveni söylersin oturursun. Orada insanlar kursun bir şekilde halletsinler artık. Sonra da alkış takdiri sen alırsın. Öyle de bir şey yani. Bu yüzden oyunculuk. Neden dizi? Neden dizi? Çünkü dizi devam eden bir şey. Sinema filmi dediğimiz şey bir kerelik. Paranı alırsın, bir daha hiç yok öyle bir şey. Ama dizi dediğinde haftalık yatmaya devam eder. Bir projeyi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Kaşesine bakarım ben. Kaşesine bakarım rollerin genelde yani. Çünkü eğer kaşesi iyi olursa o rol zaten sana gelir. O rol sana dışarıdan böyle içeri doğru onu hissetmeye başlarsın zamanla. Yeter ki parası iyi olsun ya. Röportaj için çok teşekkür ederim. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ne demek ya? Yani röportaj yapan da o kadar da kolay bulunan bir şey değil. Özellikle sizin gibi böyle gözlerde çipil çipil bakan şurasında da iki ben var. Onu da fark etmedim zannetmeyin. Gerçekten ince ince de yürüyorum gibi de görünmesini istiyorum buradan Türk halkına. Ne oldu lan? Kıza çarptım. Ha, yine mi? He. Tecrübe acayip bir şeymiş abi. Anladım. Ya oğlum madem araba kullanmayı beceremiyorsun niye ısrar ediyorsun? Bin taksiye git oğlum. Taksi bin... mi? He. Abi taksiye verdiğim parayla ben yine araba alırım. Metrobüs. Metrobüs de abi havasızlık orası. Bir metro. İnsanlar yer vermiyor. Metro. Merdiven sırf merdiven. Motor? Motor da arabalar sıkıştırıyor abi. Anladım. Goy goyu çok seviyoruz. Goy goy yapmadan duramıyoruz. Yo. Ne oldu oğlum bir anlat bakayım. Nedir ne değildir kime çarptın? Selin'e çarptım. Ha Selin'e çarptın. Ha öyle desene yabancıya gitmemiş. İyi yine tabii, tabii. Tanıdık birini. Tabii. Tabii. Kız zaten alışmıştı. Tabii. Peki bir şey soracağım. Sen niye bu kıza bu kadar çok acı çektiriyorsun? Vallahi ben bir şey yapmadım. Önüme atladı ya. Durduk yere atladı önüme. Tamam. Ha. E iyi tamam. Aha arabam. Abi Serkan abi ne yaptın? Ali abi ne yapıyorsun? Niye arabayı kaçırıyorsun? Plakayı mı yamuttun? Buralarında hep çizik var. Sıfır bu araba. Sen mi çizdirdin buraları? Güzel abim ya. Oğlum neyin çiziği lan? Çizik mizik yok. Plaka hafif düşmüş. Ona torna vidayla sıkıştıracağız. Bu ya. Nasıl düşmüş plaka? Kıza mı çarptın gene? Ne kıza çarpacağım ya? Ne alakası var? Bağırıyor sokağın ortasında. Ya gittin güzelim arabayla kıza mı çarptın? Beyazını alacaktım ben. Bunu kaçırdın diye bunu aldım ama. Ya bir şey değil. Yabancıya çarpmadım ya. Aramızda sıkıntı olmaz. Tamam, bir şey oldu mu? Yok yok bir şey yok ya. Cihan tamam tamam. Sus hadi. Denizler sana emanet, biz gidiyoruz. Ya nasıl Denizler bana emanet? Bir dakika ya, ben sizin emiriniz miyim? Benim burada setim var ama... İşimiz var. Baş dün abi.